Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanal Antalya'dan hepinize merhabalar, soruyorumdan da merhabalar. Siyaseti işleyeceğiz, biraz önceye aldık çünkü saat 21'de Kumluca Üretici Kooperatifi Başkanı Sayın Öcal Tuncer olacak. Özellikle domatesi, biberi neden 10-15 lira yiyoruz, onları konuşacağız, arka planlarını konuşacağız. Onu da sakın kaçırmayın ama bugün mazbataların çoğunun dağıtıldığı gündü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldı. Muratpaşa, Konyaaltı derken bugün mazbata günüydü. Ben sözü Himmet Bey'e bırakayım, sonra yorulmayacağız. Neler oldu, neler olmadı bakalım bugün. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Antalya'nın kanalı Kanal Antalya'dan hepinize iyi akşamlar, sevgiyle, saygılar. Bugün mazbata devir teslim töreninde Cengiz Han Bey'in ifade ettiği gibi yerinde izledik. Evet. Muratpaşa'da çekimlerimizi yaptık. Muhteşem, görkemli bir nasıldı? Hava nasıldı vardı. Himmet Bey? Siz oradaydınız çünkü. Oradaydım. Ben evet. Gözlemeye gittim zaten. Kameraman arkadaşımız çekti. Gözlemlediniz. İnsanlarda muhteşem bir heyecan, tarifsiz bir pozitif duygu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Bahar Bey'de, havası mı vardı yani? Öyle diyebilir miyiz? Bahar geldi. Türk baharı yani. Devrimci bir bahar vardı. Evet, güzel. Romantik, devrimci bir Türk baharı vardı. Yani Kuvayi Milliye ruhunun Yansıması insanların, evet. 17 yıldır üzülen, mutsuz olan, tabii ki gülenler de var, gülmeyen, ama bu kez inanın onu gözlemledim. AK Partili dostlarımız, kardeşlerimiz bile gülüyordu. Onlar bile sevinçliler. Onlar bile gülüyordu. Evet, peki dikkati çeken bir konu var. Ben mi görmedim, yoksa Menderes Türü ile orada yok muydu mazbata devir teslim töreninde? Yoktu. Genel sekreter yardımcısı düzeyinde, yani belediye bürokrasisinde üçüncü kişi Bedrullah Erçin devir teslim yaptı. Yani normalde, evet, siyasal kültürde atanmış bir bürokrat devir teslim yapmamalı. Yani belediye başkan vekili, evet, öyle olsa seçilmiş olabilir. Aslında Menderes Başkan bunu ben söyleyeyim ilk mi? Şeyde ilk Akaygın Hoca kazandığında yapmıştı. Orada işte bir şarkı koymuşlardı gençler, hatırlıyorum, evet, 2009'da. Koyabilir insanlar gayet, doğal şarkı istedi ki, herkes istediği şarkı koyabilir. Herhalde aynı buna benzer bir şarkı, çok iyi hatırlıyorum, Selda Bağcan'ın Yuh Yuh diye bir şarkısı vardı. Daha doğrusu Mahsun Baba'nın. Gençtir, koymuş olabilir. Öyle şey mi yaşayacağını düşünüyor da ağır sözler etti. Ondan mı muzdarip olduğu nedir anlamış değilim. Normalde siyasi nezaket. Tabii ben başka tarafından bakayım o zaman. Şimdi sizin geçmiş döneminizi eleştirdiniz. Ben bugüne bakarsam sonuçta 2,5 milyon Antalyalı oy verdi Büyükşehir için. Belli bir kısımda Menderes Türel'e verdi. Yani sonuçta çok çok az ya da çok fazla verilmesinin bir önemi yok burada. En azından Antalyalı'ya saygı babında Menderes Türel'in bugün devir teslim törenine katılması gerekiyordu. Bence çok cesurca bir hareket değil gelmemesi. Çok dikkatimi çekti. Yani insan gelir oraya, gerçekten her ne olursa olsun, hezimet de olsa, hezimet olmasa da hiç önemi yok. Sonucun hiç önemi yok burada. Bir oyla da olsa, eğer kaybetmişseniz centilmence Antalyalı'nın verdiği oylara saygı duymak açısından oraya gitmeniz lazım. Kendileri zaman zaman konuştukları zaman ne diyorlar? Antalyalı herkesin verdiği oya saygı duyulmalı. Tamam, Antalyalı Muhittin Böcek'i tercih etmiş. Neden buna karşı daha farklı yaklaşıp evet ben bu duruma ben bu durumu kabulleniyorum, benimsiyorum, Antalyalı'ya da teşekkür ederim demesi gerekirken bakıyorsunuz kaçak bir oyuncu gibi oraya katılmaması. Bence bütün yaptıkları olumlu şeyleri bile bozduğunu düşünebilirim. Yani o şekilde biraz sert bir eleştiri gibi görünebilir ama hani insanlar karı koca kavga ederler, birbirlerinden habersiz kaçıp giderler, ayrılırlar ya, birbirlerine hiç sebep göstermeksizin, tırnak içinde. İnsanlar kötü bir şey olsa da insanlar birbirlerine bir şeyleri anlatmalılar, söylemeliler, orada olmalılar. Zor bile olsa o cesareti göstermek gerekiyordu diye düşünüyorum. Aslında uzun bir süre birlikte çalıştılar. Menderes Türel Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek Başkan da Konyaaltı Belediye Başkanı da Belediye Meclisi'nde bu grubun başkanı, meclis grubun başkanı Menderes Türel'di. Muhittin Böcek'in de başkanıydı. Ama şu anda Muhittin Böcek sayın Türel'in de belediye başkanı. Evet. Doğal olarak katılacaksınız. Siyasal kültürümüzde bizim gerçekten demokrasi içselleştirmiş bir insan bu katılımdan kaçırmaz. Evet. Yani çok cesurcu olmayan bir davranış biçimi. Biraz özgüven. Ama Menderes Türel'in psikolojik dünyası bir özgüven sorunu var. Onu gözlemleyebiliyoruz zaten. Öyle bir yetkinsizlik gözlemlenebiliyor. Gerçekten yani söylemesi kolay olabilir. Belki hani derler ya bekara hanım boşaması kolaydır diye. Eğer ben Menderes Türel'in olsaydım Muhittin Böcek'in elini ben bugün kaldırıp bir de alkışlardım, tebrik ederim. Demokrasinin sonucu bu dersiniz. Alır çeketinizi gidersiniz. Bundan güzel bir şey olabilir yani mi? Yani şimdi insanların uzun boylu olmasının önemi yok. Menderes Türel Başkan uzun boyludur değil mi Böcek Başkan'a göre? Hani biraz bir Türkümüzde daha. Bir çok söz fazla var ya, değil ama. Hani bir türküyü hatırladım bir de. Hani kısa çöp uzun çöpten evet. Hesabı siyasi. Mesele burada işte boy değil. İnsanın geniş boyutu düşürebilmesi beyninin. Geniş boyutu düşünen evet. İnsan nezaket çerçevesinde katılır, elini kaldırır, devir teslim yapardı. Ya, şunu söyleyebilirim. İyi ki şimdi bu biraz taraflı bir konuşma gibi görünebilir ama aslında çok şahsa ait bir taraf değil. İyi ki Muhittin Böcek kazanmış dersem bu sözcüğümün karşı tarafı var. İyi ki Menderes Türel kazanmamış cümlesini söyleyeceğim şimdi. Bunu söylüyorum. Bunun sebebi de bir yarış, bir rekabetin sonucunda kaçabiliyorsanız o sahadan iyi ki kazanamamışsınız. Belediye başkanlığını yapacak insanların daha cesur davranması, vatandaşın tercihinin karşısında daha vakur durması gerektiğini söylerim. Yani böyle yapamayacaksanız zaten yenildiğiniz zaman, tırnak içinde yıkıldığınız zaman, seçimi kaybettiğiniz zaman eğer orada olamıyorsanız orada bir sizde bir eksiklik vardır, bir problem vardır. Yönetici bir belediye başkanlığı sıfatı konusunda bir problem vardır. O zaman iyi ki olmamışsınız. Belediye başkanıyken kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. O koltuk size güç veriyor olabilir. Önemli olan o koltuk olmadan güçlü olabilmektir. Bunu göstermiş olmalıydı. Üzgünüm, keşke Sayın Türel çıksaydı ve dediğim gibi Sayın Muhittin Böcek'e bu desteğini verseydi. Daha centilmen, daha cesurca davransaydı, biz de alkışlasaydık gerçekten bu akşam. Tebrik ederim derdim, helal olsun derdim. Ama dedirtmedi çünkü öyle davranmadı. Bizim Türk kültüründe düşmüşe vurulmaz ama dediklerinizi yapsaydı, yani törene katılsa, devlet teslime, evet. Vakur bir şekilde gitse, yani gönül huzuruyla gitse, şu anda biz Menderes Türel'i alkışlıyor olurduk. Kesinlikle, tabii ki. Tabii ki. Asıl olan kaybettiğin halde o vakur duruşunu, o mütevaziliğini kaybetmeden sokakta yürüyerekten evine gidiyorsan, insanlar da sana saygı duyuyorsa işte sen zaten kaybetsen de başkansın. Güç koltukta değil, işte, olmamalı. Yani asıl mesele insan en zor durumunda, en acı çektiği yerde eğer ayakta durabiliyorsa, direnebiliyorsa hayata karşı, o olumsuz duruma karşı hala tebessüm edebiliyorsa işte o adam cesurdur. Yoksa herkes her yerde cesur güçlü olduğu zaman diliminde. Çok paranız var, ne bileyim makam sahibisiniz, ne bileyim bir gücünüz var. Orada güçlü olup olmamak belli olmaz. Güçlü olmak sıkıntılı, zor zamandadır. Test odur aslında. Fakat çok görkemliydi. Her evet. Görüşten, her düşünceden, Antalya'nın her bir yanından evet. İnsanlarla karşılaştım, sohbet etme olanağım oldu. İnsanlarda bir mutluluk, bir heyecan, bir gülümseme. Dediğim gibi her görüşte. Evet. Milliyetçisi, cumhuriyetçisi, sağ sol nasıl tanımlarsanız cumhuriyete bağlı, cumhuriyetin temel değerlerine bağlı her türlü siyasal orijinden insanlar orada heyecanla, coşkuyla gördüm. Evet. Buydu zaten mesele. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin gibi bir şahibim vardı. Ya gerçekten zaten evet. Mevsim olarak da bahar ama evet. Türkiye'de gerçekten bir sosyal siyasal bahar geldi. Buna da ihtiyaç vardı ya. Kesinlikle. Çünkü şu değil miydi seçim? 50 artı 1 bu sisteme göre. Hı hı. Ben 50 oy aldım atıyorum adayım. Bir oy daha alsam seçiliyorum değil mi? Bu işte demokrasi. Tabii demokrasi zaten bu. Yani en azı kısmi
sayıyla ölçülen demokrasi bu. Evet. Bir fazlasıyla evet. kazanıyorsunuz. Başka dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Mesela Ümit Uysal. Ümit Uysal evet, evet. Başkanın Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki mazbata töreni için orada devir teslim yoktu. Hı hı. Yine kendisi başkan seçildi. Orada muhteşem, muazzam bir coşkulu tören vardı. Muhittin Böcek Başkanı orada, Semih Başkanı orada, İbrahim Belediye Başkanı, Finike Belediye Başkanı. Hı hı. Hepsi orada, ayaklar uçtadılar, muhtarlar orada, meclis üyeleri orada. Muhteşemdi. Orada yine işte oradan Konyaaltı'na geçtik. Konyaaltı'nın esprisi şu. İki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı, 20 yıldır Muhittin Böcek Konyaaltı'nı yönetti. Başarılı bir şekilde. Ve Konyaaltı'nın bir başka siyasetçi, Semih Uysal Başkanı devretti. Koltuğunu Semih Esen'e devretti. Oradan Menderes Sürer'e gitti. Koltuğu evet. devralmaya. Evet. Yani kendi koltuğunu Cumhuriyet Halk Partisi birine gitti. Kendisi AK Partili bir koltuğu devralmaya gitti ki burası çok anlamlıydı benim için. Evet. Semih Esen de gayet güzel bir konuşma yaptı. Evet. Toplumla barışsever. O da insanı ayırt etmeyen hizmetlerin kaliteli ve nitelikli olacağını anladığımız bir konuşma yaptı. Çok beğendim konuşmasını. Onu da söyleyebilirim. Toplumun yüklediği bir umut var bize dedi. Bütün belediye evet, başkanı seçilmiş evet, belediye başkanları. Evet, bunu evet. layıkıyla getirin. Gece gündüz çalışacağız yerine getirmek için dedi ki çok önemliydi. Gerçekten toplum şu anda bütün belediye başkanlarına önemli bir misyon yükledi. Tabii. Ümit Bey için de söyleyebilirim. Ümit Uysal da çok iyi karşıladılar. Yani neresine seviniyorum. Tamam Ümit Uysal Murat Paşa'da çok güçlüydü zaten. Bunu da biliyorduk. Kazanma ihtimali de %99.99'du. %100 demeyeyim ayıp olmasın diye. Buna rağmen karşılama biçimi son derece centilmenceydi. Çok güzel bir şekilde karşıladı. Semih Esen'de de gördüm aynı şeyi. Sayın Muhittin Böcek'te de. Hatta Sayın Muhittin Böcek'te şunu da fark ettim. Israrla Büyükşehir'de şimdiye kadar insanların biraz şikayetçi olduğu veya düşündüğü acaba biz ötekileştirilecek miyiz, biz başka bir yere mi itileceğiz, sürülecek miyiz? Böyle bir daha önce yaşanan bir maalesef kötü bir örnek tekrar. Yaşadık. İnsanlar bu sefer ondan endişe etmeye başladılar ama Sayın Muhittin Böcek bu konuda hemen hemen her konuşmasında ötekileştirmeyeceğini söyledi. Bu insanların içerisinde büyük bir ferahlama verdi. Bu konuda da teşekkür etmek devir lazım. Devir kesimde tekrar söyledi orada. Muhittin Böcek'e, evet. Sayın Böcek Başkan. Evet. Ümit Başkan'la ilgili şunu ifade edeyim o zaman. Konuyu sanırım değiştireceğiz. Türkiye'de ilçeler ölçeğinde en başarılı ikinci kişi oldu Ümit Uysal. Alanya, Murat Paşa, bütün Türkiye genel. Alanya, Murat evet, Paşa, evet. uyarttılar. Adana, ikisi de Adana'da CHP, Soner Çetin, Çukurova'ydı. Evet. Gerçekten Murat Paşa şöyle gibi diyelim, 65 gibi mevcut belediye başkanının arttırdığı oyları diyebiliriz değil mi? O şekilde önceki mi? Önceki seçildiğiyle karşılaştırınca. Tabii. Mesela Semih Esen'in %66.7, 67 diyebiliriz aslında. %67 ile kazandı. Ama bu sıralamaya girmedi. Çünkü ilk girdiği için. Evet. Tabii. Evet. İkinci dönem olduğu için bir başkanım. Şu var, Antalya'da zaten aynı Türkiye'deki gibi herkesin, çoğu insanın bir beklentisi vardı. Bahar beklentisi vardı. AKP'nin biraz despotça yaklaşmasına rağmen ve hala onun etkisi de olmasına rağmen insanların üzerinde hani biraz daha serbest kalsalardı bence Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin Millet İttifakı çok daha yüksek oy alabileceğini düşünüyorum. Ama bu despot yaklaşımı, biraz sert yaklaşımı AKP'nin hani biz kibirli taraflarında konuşuyoruz ya biliyorsunuz. Bunun birazcık şöyle etkisi oldu. Korkudan gidemeyenler oldu diyebilirim tırnak içinde. O despotizmin baskının altında kalan belli bir vatandaş kesiminin olduğunu da tahmin ediyorum. Düşünüyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Daha demokratik bir seçim olsaydı eminim Millet İttifakı çok kesin daha farklı. Türkiye'nin o hani haritası vardır ya böyle renkli şey CHP, İYİ Parti ve Cumhur İttifakı çok farklı olabilirdi. Çok farklı olabilirdi evet. Şimdi ise bu bir belki de Türkiye Cumhuriyeti için, halk için bir kırılma noktası olabilir.
insanlar aslında korkmamayı da öğrenecekler. Yani sonuçta burası bizim devletimiz, bizim memleketimiz, bizim vatanımız, bizim dedelerimizin savaştığı, kanını akıttığı topraklardan bahsediyoruz. Ben burada rahat olmayacağım da, cesurca yaşamayacağım da, nerede yaşayacağım yani, Yeni Zelanda'ya mı gidip orada rahat yaşayacağım? Hayır, bu ülke bizim ülkemiz, bizim topraklarımız. Anamızdan doğunca başımız hangi toprağa düşerse orası bizim vatanımız. Doğarken başımızın düştüğü evet. toprak vatanımız. Evet. İsterse orası kayalıkların içi olsun. Orası evet. vatanımız. Antalya ölçeğinde İYİ Parti'yi, yani daha demokratik bir seçim olsa Türkiye'ye göre daha başarılı olurdu. Millet İttifak dediniz ya. Antalya ölçeğinde bunu tekrar ifade etmekte yarar var. Çok sağlıklı bir seçim süreci götürülseydi, yürütülseydi Kemer, Kaş, Aksu, Serik rahatlık alınırdı. Serik'te Sayın Mehmet Abalı yani kendi kişisel özgür ağırlığıyla toplumun verdiği destekle %33'ün üzerinde oy aldı ki müthiş bana göre tabii. kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırılması gereken bir isim burada. Burada ne çıkıyor? Bir Millet İttifakı'nın önüne geçiyor. İki tane Büyükşehir Meclis Üyesi gönderdi Büyükşehir'e. Valla Sayın Abalı bence siyaseti bırakmaması gerekiyor. Hani madem yorumluyoruz, Sayın Mehmet Abalı Serik siyasetinde Millet İttifakı'nın, çünkü yakın tarafı da o, yani kendisi tanıdığımız için onun adına karar vermeyelim ama sonuçta Millet İttifakı'nın yakın bir isim. Sayın Abalı bence Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin bir zemininde yeni bir görevle başlayabilir. Hatta bilmiyorum ama tamamen varsayımla konuşuyorum şu anda. Kendisi affetsin, günahını almış, almak istemem arkasından bilmeden konuştuğum için mesela ilçe başkanı olabilir. Oradaki Millet İttifakı'nın bir ne bileyim orada başka türlü görev olabilir. Hatta Büyükşehir'le ilgili bazı görevler de olabilir. Bilmiyorum. Sonuçta Mehmet Abalı orada ciddi anlamda bir siyasi figür. Etkili bir siyasi figür. Bu siyasi figürün Serik'in daha kaybetmemesi lazım. Daha yaşlanmadı da, daha yaşında gayet uygun. Yani daha çok hizmet edebileceği bir süre var Mehmet Abalı'nın. Bu yüzden bence siyaseti bırakmadan devam etmeli. Yaptığı iş kolay değildi. Yani bir devlerle özellikle ittifak yapmış iki tane bir devlet partisi iki, iki devle ittifaklarla bir arka planında. İki tane ittifakla. İki ittifakla onu söylüyorum. Biri yani. Devlet. Bir de devleti kurulmuş şey yani gibi. Bir parti değil, ikişer partiden dört partinin karşısında tek başına çıkmış, çok ciddi bir mücadele vermiş ve iyi bir de sonuç almış. İkinci, kırk payı seçim kaybediyor. Bu yüzden Sayın Abalı bence siyasete öyle ya da böyle devam etmeli. Sonuçta ne çıkmış biliyor musun Serik'te Cengiz Han Bey? Evet. Referandumda %60.25 hayır demişti Serik ya. Evet. Millet İttifakı'nın adayı ve Abalı'nın aldığı oyu topladığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hı hı. Referandum eşiği. Değil mi? AKP %37 ile seçim kaybediyor. Evet. Ne evet. büyük vebal, ne büyük tarihsel bir vebal. Bu arada bizim yöneticilerimizden Sayın Özlem Şahin de Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi olduğu önce buradan tebrik ediyoruz kendisini. Kutluyoruz. İnşallah daha güzel görevlere geleceğini umuyorum. Özlem Şahin hanımefendi gerçekten çok değerli bir isim. İnsan olarak da, kadın olarak da Cumhuriyet kızı, şair, yazar, araştırmacı, örnek hanımefendi. Direngen. Siyasette de başarılı olacağını düşünüyorum. Belediye çatısı altında da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bence Konya altına çok şey katacaktır. Bu arada torpil yapmıyoruz yani sırf. İşi önüne koy, çek git. Çek git, yapar. Evet, çek git. Çok sağlam bir insan. O yüzden umarım çok daha iyi yerlerde olur. Başaracağından da eminim. Aynı fikirdeyiz. Son derece nasıl söyleyeyim. Çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir sırdaştır, çok iyi, uyumlu bir insandır. Çok fedakar bir insan. Cumhuriyete yakışır bir cumhuriyet evet. kızı. Ve boynunu bükmeyen bir insandır. Haksızlıkların karşısında da vatanı için, memleketi için, bulunduğu kurum için bence büyük mücadeleler verir Konyaaltı için de. Umarım daha iyi adımlar atacak. O zaman Özlem Şahin dostumuz, kardeşimiz seçilen onun ismi nezdinde, onu sembol olarak söyledik. Şimdi bütün seçilen belediye meclisi
üyeliğine, başkanlar için kadınlarımızı Türk kadınlarından kutluyoruz. Tabii ki. Yollar açık. Bu arada zamanımız bitti. Biz ikimiz iyi konuşuyorduk ama biraz sonra üreticimiz var. Kumluş'a ben daha hala ismini ezberleyemedim. Üretici Öcal Tuncer. Birlikleri yok şeyin birliğin ismini hatırlayamıyorum bir türlü. Üreticiler Birliği. Üreticiler Birliği. Burada zaten düzeltir başkanımız. Başkanı Sayın Öcal Tuncer. Tuncer. Evet, biraz sonra birlikte olacağız. Zor sorularım da olacak tabii. Öyle şimdi kolay zannediyor ki ben geleceğim orada sohbet edeceğiz ama başkan, zor sorular olacak. Başkanın mücadeleci biri. Evet, öyle görünüyor. Yani evet. Zoru başarır, imkansız da zorlanır. Evet. Ben düşüneceğim bu. Evet. Bugünlük zaten zamanımızı tamamladık. 4 dakikamız var. Reklam arasıyla ancak tamamlarız. Benden şimdilik bu kadar. Sözü Himmet Bey'e bırakıyorum. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Antalya'nın kanalı Kanalandırı'dan hepinize iyi akşamlar. Sevgiyle, saygıyla. Biraz hoşça sonra kalın. Beraberiz değil mi? Biraz sonra. Yani başkanla beş, siz beraber. Evet, 4 dakika sonra ile, ben buradayım. Önemli konuları konuşacağız. Özellikle bu tarımla ilgili, üretimle ilgili neden domatesi, biberi, patlıcanı 10 liraya, 15 lira, 20 lira yiyoruz? Bunun sebeplerini araştıracağız ve konuşacağız. Çünkü bu işin temelinden gelen bir insan, Kumluca'da üretici bir insan. Öcal Tuncer. Az sonra. Az sonra, evet.